O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi efirda. Assalomu alaykum. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Shuning uchun bizni studiyamizga ulangan telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugunga kelgan shifokorlarga, mutaxassislarga bemalol o'z savollaringizni yo'llang. Bundan tashqari, salomatlik formulasi Telegram chatiga ham bemalol savollaringizni yozib qoldiring. Biz imkon qadar efir davomida mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Demak, biz boshladik. Azizlar, bugun dasturimizda bolalarning rivojlanishdan ortda qolishi mavzusida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Buning uchun studiyamizga Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalxonasi mutaxassislarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Shuningdek, bugun ko'rsatuvda Turkiyaning Lev Hospital shifoxonasi professori, genetik immunolog olim Erdal Karozning ishtirok etishi ham kutilmoqda. Ular bilan o'ta og'ir xastaliklarni o'zak hujayralar yordamida davolash haqida suhbatlashishni rejalashtirganmiz. Men esa ilk suhbatdoshimiz bolalar nevropatologi Muhayyo Boysharipovani monitor oldiga taklif etaman. Marhamat. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasi mutaxassislari. Shifokor nevropatolog Muhayyo Boysharipova. Defektolog logoped Manzura Odilova. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Efirda salomatlik formulasi ko'rsatuvi. Bugungi mavzu bolalarning rivojlanishidan ortda qolishi bo'ladi. Muhayyo, avvalo aytingchi, bolalarning rivojlanishdan ortda qolayotganligini qanday biz payqashimiz mumkin? Bolalarning rivojlanishdan ortda qolishini bilish uchun bolalar nevrologi bolani tekshirganda bolamiz har bir oyda rivojlanish etaplari bor. Masalan, 3 oylik chaqaloqni oladigan bo'lsak, 3 oylik chaqaloqni qorniga qo'yganimizda bemalol boshini ko'tara olishi kerak. 4 oylik chaqaloq esa har bir ovozlarga reaksiya qilib, onasini tanishni boshlaydi, gugulashni boshlaydi yoki bo'lmasam 7 oylik chaqaloqlar o'tirishni boshlaydi va bola 1 yoshda yurishni boshlaydi. 10 ta 15 ta so'zlarni gapirishni boshlaydi. Agar mana shular kuzatilmasa, unda nevrologga murojaat qilishlari kerak. Bolalar nevrologi ko'rib, buni aniqlaydi. Bola rivojlanishdan orqada qolyaptimi yoki yo'qmi? Keyin ular sizlarga yuborishadi. Da, bizlarga yuborishadi. Kasallikning mana shu ilk belgilari qanday namoyon bo'ladi o'zi? Kasallikning ilk belgilari, masalan, o'sha hozir aytib ta'kidlab o'tganimdek, agar bolangiz 3 oylik bo'lsa-da, boshini tuta olmasa yoki 6 oylik chaqaloq, 7 oylik chaqaloq hali o'tirishni boshlamagan bo'lsa, 9 oylik chaqaloq ham emaklashni boshlamagan bo'lsa, bu o'sha bolaning rivojlanishdan orqada qolishini anglatadi. Shularni kuzatib borish kerak har bir ona. Chaqaloqni rivojlanish davrida. Demak, bolani o'sha yoshligidanoq, go'dakligidanoq ota-ona e'tibor bilan kuzatib borish kerak. Albatta, e'tibor bilan kuzatishlari kerak. Savollari bo'lsa, keyin o'sha nevrologga, bolalar nevrologiga murojaat qilishadi. Ular bolani ko'rib, anamnez yig'ib, shunga qarab tashxis qo'yib, qanaqangi davo muolajalari kerak bo'lsa, o'zlari aytishadi. Aha, tushunarli. Endi ijozatingiz bilan teletomoshabinlarimizdan, ya'ni salomatlik formulasiga kelgan, Telegram chatiga kelgan savollarni o'qib eshittirsam. O'g'lim 2,5 yoshda, yaqinda bolalar nevropatologi o'g'limni aqliy tomondan ortda qolayotganligini aytdi. To'g'risi, oilamiz bilan qattiq stressga tushdik. Bolaga doim katta e'tibor bilan qaraymiz. O'zi bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Bolani aqliy faoliyatini orqada qolishiga sabablar juda ham ko'p. Bu masalan nasliy kasalliklar bo'lishi mumkin yoki homilador ayolning stress holatlari, o'sha tug'ruq paytida har xil travmalar bo'lishi mumkin yoki homiladorlik davrida har xil infeksion kasalliklar, boshqa yuqumli kasalliklarni o'tkazgan bo'lishi mumkin. Mana shular bolani rivojlanishiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin homilani ichida yoki tug'ilgandan keyin. O'zi bolani 2,5 yoshida
aqliy jihatdan rivojlanyaptimi yoki yo'qmi, buni bilish mumkinmi? Albatta. Chunki bola juda ham yosh-ku bu. Da, albatta bilish mumkin, chunki biz bilamizki, har bir bolamiz gaplashganimizda biz bilan, ota-onasi bilan bola ko'z kontakt deyiladi, ya'ni o'sha yuzma-yuz gaplasha olish kerak, har bir savollarimizga javob reaksiyalarini qaytarish kerak, bolada emotsiyalar bo'lish kerak, xursandchilik, xafagarchilik emotsiyalari bo'lish kerak. Agar bola judayam giperaktiv bo'lsa yoki bo'lmasam o'zin uyqusi buzilishlari bo'lsa, hali gapirishlarni boshlamagan bo'lsa, bu haqda o'ylashni boshlash kerak. Ya'ni ota-onani o'sha ozgina tashvishga solish kerak, ular vrachga murojaat qilishlari uchun. Sababchi bo'ladi. Muxlisimiz o'sha sababini so'rayaptilar-ku, o'zi bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Bunga sabab har xil aytib o'tganimdek, genetik faktorlar bo'lishi mumkin. O'sha travmatik faktorlar yoki har xil infeksion, virusli kasalliklar bo'lishi mumkin. Buni sababi juda ham ko'p. Tushunarli. Muhayyo, bilishimcha siz ko'proq DTP tashxisi qo'yilgan bolalar bilan ishlar ekansiz-a? Ha, albatta. Mana shu xastalik haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Bolalar serebral falaji o'zi bu progressivlashmaydigan surunkali kasallik bo'lib, ya'ni o'sha bolani harakatlarida, nutq rivojlanishlaridan orqada qolishi bilan kechadigan markaziy nerv sistemasining kasalligi hisoblanadi. Bolalar serebral falajini bo'lishiga sabablar 3 turga bo'linadi. Ya'ni bu prenatal sabablar, intranatal sabablar hamda o'sha bolani 2 yoshgacha bo'lgan mobaynidagi sabablar, faktorlar bo'ladi. Masalan, o'sha prenatal sabablarni oladigan bo'lsak, vaqtdan ilgari homilani tushib qolishlari sababchi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam homilada o'sha homilador ayolni chekishlar bilan shug'ullanishi yoki spirtli ichimliklar iste'mol qilishi, bundan tashqari har xil infeksion kasalliklar, qizilcha, sitalomegalovirus kasalliklari, sifilis va boshqa infeksion virusli kasalliklar sababchi bo'lishi mumkin. Intranatal sabablarni aytib o'tadigan bo'lsak, bu tug'ruq mobaynida bo'ladigan sabablarga kiradi. Bular o'sha tug'ruq vaqtida kuzatiladigan har xil o'zgarishlar, ya'ni vaqtdan ilgari tug'ilishi bolani ko'karib tug'ilishlari sababchi bo'lishi mumkin. Keyin uzoq vaqt davomida bolani sarg'ayish kasalliklari, mana shular sababchi bo'lib qoladi. Muhayyo, o'zi bu kasallikning turlari bormi? Mana ayrimlarda kuzatamiz, bu juda yengil o'tadi. Hattoki bilinmaydi ham sizga. Ha, albatta. Bir xillarda juda qattiq o'tadi. Ha, albatta, buni turlari mavjud. Bolalar serebral falajini turlari mana bu yerda ko'rsatilgan. Gemiplegiya, bolalar gemiplegiyasi turlari, diplegiya va tetraplegiya turlari bor. Bundan tashqari ataksik formasi, diskinetichiski formalari mavjud. Masalan, gemiplegiya formasini aytadigan bo'lsak, bu o'sha bosh miyada markaziy nerv sistemasida bosh miyaning bir bo'lagi zararlanadi har xil ta'sirlar natijasida va bemorda biz bir tomonda harakatni cheklanishini ko'ramiz. Da, gemiplegiya formasida. A diplegiya formasida esa masalan iliq qo'llari yoki oyoqlari ko'proq zararlangan bo'ladi. Tetraplegiya formasida esa qo'l va oyoqlari zararlangan bo'lishi mumkin. Shunda qo'l va oyoqlarini harakat qila olmaydi. Bundan tashqari, bu hozir muhayyo gapingizni bo'lib qo'ydim. Qizildagi o'sha zararlangan, kasallangan zararlangan tomonlari yashil bu sog'lom tomoni hisoblanadi. Bu tepada miyani zararlangan qismlari ko'rsatilgan. Masalan, bolalar gemiplegiyasini oladigan bo'lsak, agar biz MRT'ni ko'rganimizda, o'sha MRT nimasida, kartinkasida o'ng tomonda o'zgarish bo'lsa, klinikada biz chap tomonda o'zgarishlarni ko'ramiz. Menimcha siz bugun studiyamizga MRT tasvirini ham olib kelgansiz. Ha, albatta, MRT'ni ham olib kelganmiz. Ko'rsak bo'ladi. Tushuntirib. Bu bir bolamizni MRT tasviri. Asosan bolalar serebral falajida bosh miyani oq moddasi va kulrang moddasi zararlanadi. Biza bu bolalar serebral falajida ko'proq periventrikulyar leykomalyatsiyalarni ko'ramiz, mana bu qorinchalarning atrofida va bundan tashqari atrofiya belgilarini ham ko'ramiz. Bu bolada boshqa belgilar ham bor. Masalan, o'sha mazolistoy telani gipogeneziyasi kuzatilmoqda mana bu yerda. Bular hammasi mana shu
bolalar serebral falajini sababchilardan biri hisoblanadi. DCP xastaligi bilan kasallangan o'sha bolalarni miyasida o'zi qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Miyasida bu o'sha gipoksiya hisobiga, ya'ni kislorod yetishmasligi hisobiga miya yaxshi ta'minlay olmaydi. Shuni hisobidan o'sha bizning miyamizda markaziy nerv sistemasida harakat markazlari joylashgan. Mana shu harakat markazlarida zararlanish kuzatiladi. Tushunarli. Muxlislarimizdan savol kelibdi. Homiladorlikda skrining tekshiruvlarida DCPni oldindan bilish mumkinmi? Homiladorlikda skrining tekshirishda DCPni bilish juda ham qiyinroq, chunki ko'pchilik insonlarda shunaqa tushuncha borki, bu DCP tug'ma deb hisoblashadi. Aslida bu tug'ma hisoblanmaydi va nasliy kasallik deb hisoblashadi. Bu nasliy kasallik ham hisoblanmaydi. Screeningda ko'proq biz nasliy kasalliklarni aniqlaymiz. Boshqa o'sma holatlari, boshqalar bo'lsa, u sal qiyroq hisoblanadi. DCPni aniq nima deydi, sabablari juda ham qiyinroq aytish. Chunki hamma bolaga har xil narsa sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli. Ota-onalar ko'pincha nima uchun aynan mening farzandimda serebral falajlik bo'ldi degan savol bilan ko'proq murojaat qilishadi va qiynalishadi shuni o'ylab. Xo'sh, bu kasallikning o'zi sabablari nimada? Bu kasallikning sabablari, asosiy sabablari bu homiladorlik vaqtida bo'ladigan o'zgarishlar. Shuning uchun homilador ayollarni biz juda ham avaylab asrashimiz kerak. Ularni kamqonlikdan, har xil virusli infeksion kasalliklardan, hattoki o'sha oddiy shamollash kuchayib ketganda ham, albatta, shular ham miyaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shularga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Tushunarli. Demak, aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz salomatlik formulasi dasturi, biz jonli efirdamiz. Shuning uchun bemalol mana shifokorlarga, mutaxassislarga o'zingizni, savollaringizni telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib berishingiz, qolaversa bizni Telegram chatiga ham yozib qoldirishingiz mumkin. Muhayyo, endi muxlislarimizdan kelgan yana bu savolni ham hozir o'zingizga o'qib eshittirsam, javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Farzandim 3 yoshda, unga serebral falajlik tashxisi qo'yilgan. O'tirmaydi, yurmaydi, gapirmaydi ham. Allohga shukr, gapga tushunadi. Ahvolini yengillashtirish uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Bolalar serebral falajida eng asosiy rolni mana shu komanda bilan ishlash juda ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bu bolalar nevrologi, psixologlar, logoped, defektologlar hamda xirurg, ortopedlar bilan birgalikda ishlanadi va reabilitologlar. Bu bolani reabilitatsiya qilishni men tavsiya qilaman, chunki bola hali o'tirmagan, yurmagan va gapirmagan. Shuning uchun reabilitatsiya muolajalari bu bolani LFK, massaj qilishlar. Agar bola o'tirmagan bo'lsa, mana shu o'tirish ko'nikmalarini o'rgatiladi. Bular reabilitatsiya qilishda mana hozir bu rasmda ham ko'rsatilgan bola tizzasini bukib yurmoqda. Bunga mana maxsus nima moslamalar sifatida yuriladi. O'shanda bola tizzasini bukkani ko'rinib turibdi boshida. Bu moslamani kiygandan keyin bolani tizzasi to'g'ri yurishiga juda ham yordam beradi. Yana bundan tashqari xirurgik nima amaliyotlar ham amalga oshiriladi. Demak, gap bolalarning reabilitatsiyasi haqida ketyapti. Tushunarli. Xo'sh, bu borada farzand katta qilayotgan ota-onalarga, oilalarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ular juda ham shu kasallikni belgilarini juda ham vaqtli aniqlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki bizni o'zimizni nimamizda, praktikamizda ko'ramiz. Ayrim insonlar hali juda ham kech olib kelishadi. Agar vaqtida olib kelishsa bolalar nevrologiga, bolalar nevrologi bu narsa bilan shug'ullanib 95%gacha natijani ko'rish mumkin. Ya'ni mana shu bolada shu kasallikni bilinar bilinmas darajagacha olib kelish mumkin. Bu reabilitatsiya eng muhim rol o'ynaydi bunda. Tushunarli. Aynan mana shu Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalxonasi mana shu tashxis bilan yotgan bolalarga qanday yordamlar ko'rsatilyapti? Ya'ni qanday ishlar ko'rsatilyapti?
bizde judayam katta yordam ko'rsatiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, biz komanda bo'lib ishlaymiz. Juda ham ko'p mutaxassislar yordamida. Agar bolaning nutqida o'zgarish bo'lsa, logoped defektologlar shug'ullanadi. Agar bolaga jarrohlik amaliyoti lozim bo'lsa, xirurg ortopedlarimiz mavjud. Nevrologlar medikamentoz terapiya qilishadi va reabilitologlar o'sha LFK, massaj va boshqa moslamalar bilan birgalikda reabilitatsiya qilish amalga oshiriladi. Mana shu reabilitatsiyadan keyin natijalar qanday bo'lyapti? Reabilitatsiyadan keyin natijalar juda ham yaxshi. 95% ni tashkil qiladi bu effektivnost, chunki juda ham yaxshi natijalarga erishamiz. Masalan, yurmagan bola yurib ketishi mumkin. Yurib ham ketishi mumkin. Albatta, bemalol yurib ketishi mumkin. Faqat vaqtli bizga murojaat qilishlari kerak. Vaqti deganingiz bu qachon endi o'sha qancha erta aniqlansa shuncha yaxshi. Bizning nevrologlar, bizda poliklinika bor. 3 oylik, 1 oylik chaqaloqlarni ham bilib, ko'rib aytishadi. Endi buning uchun siz o'sha aytganingizdek, ota-onalar o'zini farzandiga befarq bo'lmagan holda nevropatologga vaqtida murojaat qilish kerak. Siz o'sha ish faoliyat yuritadigan, ishlaydigan shifoxonaga yo'llanma bilan kelish kerakmi? Ha, bizda faqat o'sha turar joy poliklinikasidan yo'llanma bilan kelishsa, konsultatsiya qilinadi. Bepul konsultatsiya amalga oshiriladi. Pulli bo'lsa, xohlagan inson ham borsa bo'ladi. Yoki faqat yo'llanma bilan borish kerak. Ha, yo'llanma bilan. Faqat yo'llanma. Tushunarli. O'zbekiston fuqarosi uchun hammasi bepul. Aha, O'zbekiston fuqarosi uchun hammasi bepul. Tushunarli. Bugun dasturimizda defektolog, logoped Manzura Odilova ham mana ishtirok etyaptilar. Keling, ular bilan suhbatimizni davom ettirsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rdik. Shof bo'linglar, rahmat. Xo'sh, mana endi sizga yuzlandik. Mana hozir biz eshitdik, DCP kasalligi bilan xastalangan bolalarga yordam qilish, ularni aniqlash. Xo'sh, bu borada defektolog, logopedlar DCP kasalligi bor bolalarga qanday yordam ko'rsatadi? Avvalo shifoxona bo'limiga qabul qilingan bolani biz onasi bilan suhbatlashamiz. Anamnez ma'lumotlarini yig'amiz, kasallik tarixi bilan tanishamiz. Nevrolog va boshqa mutaxassislarning xulosa va diagnozlarini o'rganib chiqamiz. So'ng biz bolani aqliy, jismoniy va psixik rivojlanishini inobatga olgan holda ularni nutqiy tarafdan tekshiramiz. Bu shifoxonada tekshirasizlar va mana shu siz aytgan narsalarni shifoxonada bo'limga qabul qilingan har bir bola logopedik ko'rikdan o'tkaziladi va kerak bo'lsa mashg'ulotlarga olinadi. Agar nutqi normada bo'lsa, ular qatnashmaydilar. Manzura, endi hadib ham bola shifoxonada bo'lavermaydi. Uy sharoitida bo'lganda nima qilish kerak bo'ladi? Endi agar DCP diagnozli bola bo'lgan bo'lsa, 80% hollarda bolalarda og'ir nutq kamchiliklari kuzatiladi, ya'ni dizartriya nutq kamchiligi. Ular logoped bilan mashg'ulot qilishlari shart. Lekin ular mashg'ulotdan keyin bolalarga mustahkamlash uchun mashg'ulotlar beramiz. Chunki bola bilan mustahkamlanmasa, bolalar bilan yuqori natijalarga erisha olmaymiz. Shuning uchun har bir mashg'ulotdan keyin onalarga uy vazifasi berishimiz shart. Ularni diqqatini rivojlantirish, ularni psixik rivojlanishi, motor rivojlanishi, artikulyatsion apparatni rivojlantirish uchun turli oddiy mashqlarni berishimiz mumkin. Mana bugun sizga mana shu kerakli bo'ladigan anjomlarni olib kelgansiz. Olib ko'rsatib, bu narsani sharhlab bera olasizmi? Bunda ota-onalar nima qilishi mumkin? Albatta. Bu yerda har xil yosh kategoriyalariga mos o'yinlar bor. Masalan, bu yerda mana ham motorikani ishlatish mumkin, ham motorika ishlaydi. Buni lipuchkalari bor. Buchkalar bor. Har birini o'z o'rniga qo'yamiz. Bular nima? Ham umumlashtirish. Bularni hammasi sabzavot qayerda o'sadi? Mana bular bilan hammasini diferensiatsiya qilish, ya'ni ularni bir-biridan farqlash. Bular meva, bular esa sabzavot. Bu 3-4 yoshli bolalarga berish mumkin bo'lgan o'yinlar hisoblanadi. Undan tashqari mana mayda motorikaga mayda motorikani rivojlantiruvchi o'yinlar bor mana. Pinsetni zahvat degan narsa bor. Shu narsa, mana shu narsa DCP bolalari juda ham qiyin. To'g'rimi? Shu shularni biz ham sortirovka bo'ladi. Ham ranglarni ajratadi, ham mayda motorikasini bolada rivojlantiramiz. Undan tashqari neyro o'yinlar o'tkazishimiz mumkin. Mana bu neyro o'yinlar mana juda ham qiziqarli, kattalar bilan ham o'tkazish mumkin. Uy sharoitida ham o'tkazish mumkin. Oddiy harakatlar, lekin DCP bolalar uchun bu juda ham qiyin, chunki ularda qo'pol motor buzilishlar
kuzatiladi. Mana shularni oddiydan murakkabga qarab biz olib boramiz. Darro murakkab harakatlardan boshlamaymiz. Oddiy harakatlardan boshlab, birinchi qo'l harakatlaridan boshlab, so'ng artikulyatsion mashqlarga o'tishimiz mumkin. Ham qo'limiz harakatlanmoqda, ham tilimiz harakatlanmoqda. Bu juda ham murakkab motor jarayon hisoblanadi. Undan tashqari mana ranglarni biz ajratishimiz uchun hammasi ko'proq bolalarning motorikasini rivojlantirishga biz ahamiyat berishimiz kerak. Mana ranglarni, mana katta kichik tushunchalarini, fazoviy orientatsiyalarini bolada rivojlantirish, mana fazoviy orientatsiya o'ngga va chapga, qaysi baliqlar o'ngga, qaysi baliqlar chapga harakatlantiryapti. Shu tushunchalarni biz bolalarda anaqa qilishimiz kerak. Rivojlantirishimiz kerak. Bo'ladi. Savol bor edi. Hamma bolalarda DTPsi aniqlangan bolalarda o'sha gapirishida shunday muammolar kuzatiladimi? Ya'ni ular gapirishga muhtojligi bo'ladimi? Hammasida bo'lmasligi ham mumkin. Ayrim bolalarimiz juda ham nutqi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Aqliy faoliyati ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu hammasida bo'lmasligi ham mumkin. Ayrim formalarda uchraydi, ayrim bolalarda uchraydi. Bu o'sha men aytib o'tganimdek, markaziy nerv sistemasini o'sha zararlangan qismlariga qarab shu klinik belgilar kuzatiladi. Manzura, bu mashg'ulotlardan keyin o'sha bolalarda qandaydir o'zgarishlar bo'ladimi? Natijalar qanaqa bo'ladi? Albatta, biz har bir mashg'ulot qancha sessiya bo'ladi? Har bir bola individual. Biz har bitta bolaga diagnozi bir xil bo'lsa ham, bir xil bo'lsa-da, ularning individual xususiyatlari bor, bolani aqliy potensiali bor, ularning rivojlanish zonasi bor, psixik o'zini individualligi bor. Shularni inobatga olgan holda biz ish rejasini tuzamiz. Shu ish rejani biz mashg'ulot davomida yana o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni bolani biz dinamikada biz har doim ularni o'rganishimiz kerak. Biz shu ish rejamizni bolani o'sha rivojlanishiga qarab bizni murakkablashtirishimiz mumkin yoki osonlashtirishimiz mumkin va albatta natija bo'ladi. Muhayyo savol ekan. Ha, savol keldi. Surxondaryo viloyatidan egizak farzandlarim bor, Fatima va Zuhra. Fatima 6 oyligida sodirga bo'lgan, hozir 2,5 yoshdan oshdi. Hali ham chaqaloqday. Ko'zlari tepaga qarardi, hozir ko'zlari yaxshi, harakat qilishni boshladi. Massaj olsam bo'ladimi? Agar talvasa xurujlari oxirgi 3 oy ichida bo'lmagan bo'lsa, albatta bo'ladi. Lekin birinchi yengil massaj qilinadi, keyin ishlashni LFK'la qilish mumkin bo'ladi. Chunki sodirgila bo'ladigan bo'lsa, talvasa, ya'ni talvasa xurujlari paytida biz massaj reabilitatsiya tavsiya qilmaymiz. Talvasa xurujlari nima deydi, nima qilish kerak, qoldirilish kerak bo'ladi. Nevrolog dorilarni yozib beradi. Talvasa xurujlari kamida 3 oy, 6 oy ichida kuzatilmasa, keyin reabilitatsiya qilish boshlanadi. Andijon viloyatidan Karimova Muhayyo savol yo'llatdilar. O'g'lim 43 yoshda, chillasi vaqtida qo'limdan tushib ketgan, kechroq yurgan, 4-chi sinfni zo'rg'a bitirgan, o'zini epla olmaydi. Davolasa bo'ladimi? Maslahat bering. 43 yoshda? 43 yoshda ekanlar hozir. Ular qayerga murojaat qilishgan? O'sha chilla paytida qo'llaridan tushib ketgan ekan. Endi qancha reabilitatsiya holatlari, qancha yosh vaqtida boshlansa shuncha yaxshi. Endi albatta hamma narsa. Qandaydir maslahat bera olasizmi? 43 yosh bo'lsa ham. Endi 43 yosh bo'lsa, bu kattalar nevrologiga murojaat qilishadi. Ular ko'rib, agar hozir ham kattalar nevrologida ham reabilitatsiya juda ham yaxshi amalga oshirilmoqda, reabilitatsiya markazlari bor. Shularga murojaat qilib ko'rishsa bo'ladi. LFK massajlar olishi mumkindir. Tushunarli. Demak, aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz salomatlik formulasi dasturi. Biz jonli efirdamiz. Hozir bizda qisqa tanaffus, tanaffusdan so'ng esa mavzuni davom ettiramiz. Uzoqlashmang. Tomosha qilayotganingiz salomatlik formulasi dasturi. Biz jonli efirdamiz, aziz muxlislar. Shunday ekan, bemalol studiyamizga ulangan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va shifokor mutaxassislarga o'zingizni, savolingizni berishingiz mumkin. Bundan tashqari esa aytib o'tganimizdek, salomatlik formulasi Telegram chati ham sizning xizmatingizda. Demak, mavzuni davom ettiramiz. Manzuraxon, o'zi aslida mana shu nutq patologiyasi sabablari o'zi nima deb bo'ladi? Bu patologiyalarning sababi juda ko'p, lekin asosiy biz uchga bo'lamiz. Bu tug'ruqdan oldingi,
tug'ruq paytidagi va tug'ruqdan keyingi bo'ladigan patologiyalarni biz sanab o'tishimiz mumkin. Tug'ruqdan oldingi bu homiladorlik davrini olamiz. Homiladorlikda masalan homiladorlikning birinchi 3 oyligida o'tkir infeksion kasalliklar bilan kasallanishi. Undan keyin har xil nasli kasalliklarning bo'lishi. So'ng turli xil travmalar olishi yoki noto'g'ri ovqatlanish, vitaminlarning tanqisligi, gipoksiya shularni sabab qilishimiz mumkin. Tug'ruq paytidagi patologiyaning onaning toz suyaklarining torligi, tug'ruqning vaqtdan haddan tashqari uzoq davom etishi, bolaning asfiksiya bilan tug'ilishi, ko'karib tug'ilishi, bolani tug'ilgan zahoti yig'lamasligi, tug'ruq travmalari sabab bo'lishi mumkin. Tug'ruqdan keyingi sabablar esa bu bolani 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrini biz hisobga olamiz. Bu davrda bolani turli xil travmalar olishi, yana ham keyin har xil infeksion, og'ir infeksion kasalliklar bilan kasallanishi, oiladagi ijtimoiy psixologik muhit asosiy rol o'ynaydi. Muxlisimizdan yana savol kelgan ekan. Qizimda DCPning yengil formasi bor. Oila qursa, farzand ko'rsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. DCPning yengil formalari bemalol farzand ko'rishlari mumkin, ular oila qurishlari mumkin. Bunga hech qanday cheklovlar yo'q. O'zi DCP xastaligining qanday formalari bor? DCP xastaligini spastik formasi, diplegik formasi, bolalar gemiplegiyasi, ataksik va diskinetik formalari mavjud. DCPning klinik belgilaridan biri bu mushak tonusini oshishi hisoblanadi, ya'ni formasiga qarab qo'l oyoqlarida tonus, mushak tonusi oshib ketgan bo'ladi. Bundan tashqari o'sha patologik reflekslar oshgan bo'lishi mumkin. Patologik reflekslar kuzatiladi. Pay reflekslari oshgan bo'ladi. Bu nevrologik o'choqli belgilar kuzatiladi. Bundan tashqari g'ilayliklar kuzatilishi mumkin. Nutq buzilishlari kuzatiladi. Yana diskinetik formasida esa ixtiyorsiz harakatlar bo'ladi. Ya'ni bolani ko'rganingizda juda ham ko'p ixtiyorsiz harakatlari mavjud bo'ladi. Ataksik formasida esa bola oyoqlarini keng qo'yib yuradi. Xuddi nima deydi, ichgan odamga o'xshab yurishga o'xshaydi. Ko'proq ko'p yiqilishlar, juda ham ko'p yiqilishlar kuzatiladi bu bolalarda. Va ularni nutq buzilishini ham har xil turlari bor, ya'ni o'sha dizartriya deymiz. Bundan tashqari o'sha skandirlangan nutqlar bo'lishi mumkin, agar markaz o'sha bosh miyada miyacha zararlangan bo'lsa. Yana shuni aytib o'tmoqchi edimki, DCPni har 3 xil darajasi bor, ya'ni yengil darajasi bor, bolalar serebral falajini o'rta darajasi bor va og'ir darajasi bor. Og'ir darajasidagi bolalar ko'proq ular yotishadi, emaklashni bilmaydi, o'tirishni bilmaydi. Bu ko'proq og'ir darajasiga to'g'ri keladi. Ayrim bolalarda quloq eshitmasligi ham kuzatiladi. Bu ko'proq o'sha diskinetik turida uchratiladi. Bu bolalarga biz surdolog nimalarga maslahat beramiz. Ular surdologdan konsultatsiya olishadi. Hozir juda ham bu narsa rivojlangan. Audiogramma degan nima tekshiruvlardan o'tkazilib, qulog'iga o'sha moslamalarni taqib bemalol eshitiladi. Bu bizni praktikamizda ham kuzatilmoqda. Juda ham yaxshi natijalarga erishyapmiz. Tushunarli. Albatta bu juda og'ir xastalik, har bir ota-ona o'zini farzandi bunday bo'lishini hech ham xohlamaydi. Lekin bunday kasallik bo'lmasin. Sizlarga ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun, imkon qadar mana shu savollarimizga javob berganingiz uchun alohida rahmat deymiz. Demak, aziz teletomoshabinlar, agarda kimda-kim o'zini farzandida DCP xastaligini kuzatgan bo'lsa, sezgan bo'lsa, bemalol mana mutaxassislar xizmat qilayotgan, ishlayotgan klinikaga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, ishlaringizga omad, charchamanglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Azizlar, birozdan so'ng Turkiyaning Liv Hospital shifoxonasi professori, genetik immunolog olim Erdal Karoz bilan innovatsion davolash usuli o'zak hujayralari yordamida davolash haqida suhbatlashamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti.
Azizler tomosha qilayotganingiz O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi dasturi biz jonli efirdamiz. Avval xabar berganimizdek, bugun dasturimizda Turkiyaning Lev Hospital shifoxonasi professori genetik immunolog olim Erdal Karuz ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum. Salom ko'rdik. Va turkiyalik mehmonimiz bilan suhbatlashdi. Bizga tarjimon Malika Ibrohimova yordam beradilar. Assalomu alaykum. Janob professor, bugün siz bilan o'zak hujayralar yordamida davolash haqida suhbatlashamiz. To'g'risi, oxirgi yillarda o'zak hujayralar bilan davolash juda ko'p muhokama qilinyapti. Ayting-chi, o'zak hujayra o'zi nima? Ko'k hujayra tedavisi son sanalarda çok konuşulan bir tedavi yöntemidir. O nedir hocam? O hakkında konuşalım. Elbette. Öncelikle tüm Özbekistan halkına İstanbul'dan, Türkiye'den selamlarımı getirdim. Avvalan bu arada Özbekistan'ın bütün halkı, bütün ahalisi Türkiye'den özümün selamlarımı alıp geldim. Özbekistan'da olmaktan çok mutluyum. Özbekistan'da ekelliğimden cüdayan bahtiyar mı? Şimdi kök hücre dediğimiz hücreler son yıllarda tıbbın tedavi edemediği hastalıklar için çok önemli hale geldi. Uzak hücreleri ahirgi bir neçe yıl devamıdır. Dünyadaki mevcut kesalliklerge tıbbiyatının dışı utmaydıgan turlarıge karşı kullanılgan yangi bir uslub bulup çıktı. Çünkü ne yazık ki modern tıbbın tedavi edemediği birçok hastalık var hala. Afsus ki tıbbiyat dünyada kançalar rivojlanışı ki karamastan hali ham hayatımızda hiççam davoga davolanıp bulmaydı yani kesallikler juda ham ko'p. Örneğin biraz önce konuştuğunuz serebral palsi, otizm, omurilik hasarı gibi hastalıklar. Az yine aldığın gepleşkeniyle boş miye, bolalarda uçuradığın boş miye farlacı ve başka nerv tızımı kesallikleri. Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar. Yaş katlarda uçuradığın Alzheimer, ki Parkinson boş miyanın degenerasyası bulan geçirdiğin kesallikler. Multiple sclerosis ya da MS dediğimiz otoimmün hastalıkların tamamı. Autoimmün kesalliklerinin parçası ve onlardan kubnojistinin skleroz dedi. Biriktirici tokuma kesalliklerden. Bütün bu hastalıkların ortak tek bir özelliği var. Organdaki hücrelerimizin bir şekilde, bir nedenden dolayı ölmesi. Ve bu ölen hücrelerin yerine koyacak hiçbir teknoloji yoktu bugüne kadar. Hozir aytib o'tgan barcha kasalliklarimizning bitta o'xshash tarafı var. Bu ham bo'lsa, har xil, farqli-farqli sabablarga ko'ra o'sha kasallik joylashgan organlarning o'z hujayralarining vafot etishi, yo'q bo'lishi. Yani örneğin serebral palside biraz önce konuştunuz, çocuğun anne rahmindeyken ya da doğum sırasında ya da doğumdan sonra bir nedenden dolayı oksijensiz kalması sonucunda beynindeki bazı bölgelerdeki hücreler ölüyor. Fakat hiçbir tıbbi yöntem bu ölen hücrelerin yerine yenilerini koyamıyor. Boş miye falacı dedik buralarda çürüldüğün DCP halatları da yok. Çakalakın ana karındaylığı payıda ya ki tuğuluş çarayında ya ki tuğulgenden keyingi payıdlarda kan kaysıdır taşkı tasırlar ostida şu boş miyege kan yetibarmasdan boş miye tukmasına ulaşı kuzatiladi. Ve afsus ki tıbbiyatta bunge karşı hiç kanday imkan yok hazırca. Örneğin Parkinson hastalığında beynimizde dopamin salgılayan hücreler bir nedenden dolayı ölüyor. Dopamin salgılamadıkları için Parkinson'un klinik sonuçlarını yaşıyor insanlar. Mesela yaşı kattalarda uçuradığın Parkinson kesalliği de boş miyadaki dopamin işlep çıxarucu reseptörler indi ulaşını başlaydı ve akıbatta harxal asoratları gelip çıxadı. İşte son yıllarda bilim insanları bu ölen hücrelerin yerine yenilerini koymak için araştırmalar yapar iken vücudumuzda bulunan bazı hücrelerimizin kök hücre olduğunu keşfettiler. Yıllar devamında, 10 yıllar, 20 yıllar devamında amalga oşulgen ilmi işler asosida şu xulosaga kelindi ki şu o'lgan hujayralarni hammasini asosida uzak hujayralar yotar ekan. Aslında bu hücreler bizler doğduğumuz zaman vücudumuzdaki bütün organlarda varlar. Yani doğal doğduğumuz esnada vücudumuzda, karaciğerimizde, beynimizde, kalbimizde kök hücre diye adlandırdığımız bu hücreler var. Aslında uzak hücreler her bir insan dünyaya kilgen payıdan başlayıp onun organizmde bor buladı. Yani bizge has hücreler, uzak hücreler. Bu hücreler rudimenter yani ilkel hücreler. Örneğin karaciğer hücresi gibi faaliyet göstermiyorlar ya da beyin hücresi gibi faaliyet göstermiyorlar. Ama
bu hücreler normal hayatımızda, organlarımızda ölmüş olan hücrelerin yerine yenilerini yapıyorlar normal koşullarda. Ozaki hücreler başka hücreler singari bütün hayatımız devamında vazifesini devam ettirmeydi. Afsus ki o rüzumentler deyimiz şunaka termin var, o şakas taifa hücreye götürdü. Lekin eğer de normal doğru hayat tarzı keçilse, ana şu ozaki hücrelerden payda bulup uzumuz organizmde kopayıp regenerasyaya uçuraydı. O şey ölgen hücrelerin regenerasyaya kaladı. Ama biz neden hasta oluyoruz? İşte hasta olduğumuz zaman yapımla yıkım arasındaki denge, yıkımın lehine bozulduğu zaman bu kök hücreler, vücudumuzdaki kök hücreler artık tamir edemez hale geliyor. Nimaga kasallıklar paydo bo'ladi? Shu organizmda doimiy hujayra almashinuv jarayoni amalga oshadi. Mana shu hujayra almashinuv, ya'ni o'lishi va yangitdan paydo bo'lish jarayonining balansi buzilganda bu kasalliklar ortaga chiqadi. İşte biz son yıllarda o zaman dışarıdan hastaya kök hücre uygulayarak bu tamir mekanizmasını aktive etmeye çalışıyoruz. Bunda holatlarda biz şu ozak hücrelerini taşkı muhutta, laboratuvar muhutta yaratıp, organizmge berip, bu regenerasyon jarayonini yolga koyuşunu, kuzgatışını harekette kılamız. Aynen, bana şu hafta soramakçıydım. Ozu, bana şu ameliyatını otkazış için ozak hücreleri kayırdan ve kanday alınadı. Tamam, kök hücreler nereden alınıyor ve nasıl alınıyor? Kök hücreler dediğim gibi aslında vücudumuzdaki bütün organlarda var ama en kolay elde ettiğimiz kaynaklar yağ dokusu, göbek yağı, kemik iliği ve son zamanlarda yeni doğmuş bebeklerin plasentasından yani göbek kordonundan elde ediyoruz. Aslında ozaki hücreler adam organizmının hamma organları da var. Lekin biz onu ajratib olish osonroq bo'lgan joylardan olamiz. Ulardan eng ko'p ishlatiladigani qorindagi yog' to'qimasidan olinadi. Undan tashqari suyak ko'migidan, suyak iligidan olish mumkin va yangi chiqqan uslublardan biri yangi tug'ilgan chaqaloqlarning platsentasi yoki kindigidan ajratib olinadi. Ve biz bu hücreleri biraz önce gördüğünüz, bu ekranda gördüğünüz çok özellikli uluslararası alanda lisanslanmış bir laboratuvarda üretiyoruz. Endi bularni ishlab chiqarish shartlari dediğiniz, yo'llar dediğiniz, bunun için xalqaro standartlarga, talablarga mos keladigan juda ham bir maxsus laboratoriya qurilishi shart. Ana shu maxsus laboratoriya sharoitida ko'paytiriladi. Bu laboratuvar çok önemli özelliklere sahip. Ultra steril bir laboratuvar. Uzay merkezi gibi düşünebilirsiniz. Bu laboratuvarlar juda ham steril bo'ladi. Yani oddiy jarrohlik xonasidan 10 baravardan ham ko'proq steril holatda bo'lish kerak. Dünyada da çok bol miktarda bulunan değil. Türkiye'de de 3-5 tane laboratuvardan bir tanesi bizim hastanemizde. Türkiye'de 3'te yoki 5'te bunday laboratuvar var ve bunların bittesi bizim shifoxonamizda joylashgan. Ve biz işte bu laboratuvarda üretilen hücrelerle biraz önce izah etmeye çalıştığım tıbbın tedavi edemediği hastalıkları tedavi etme noktasında çaba sarf ediyoruz. Biz laboratuvarda ko'paytirib olgan ozak hücreler yordamida tibbiyotni kuchi yetmagan sohalarda o'sha davo jarayoniga aralashib regeneratsiya jarayonini qo'zg'atishga harakat qilamiz. Herkesin anlayabilmesi için şöyle diyelim, bu hücrelere biz tamir edici hücreler diyoruz. Aynı araba tamircisi gibi, aynı musluk tamircisi gibi, aynı herhangi bir makineyi tamir eden işçiler gibi bu hücreler gidip o organı tamir ediyorlar. O diroq tilda ozak hücreler hakkında gapiradigan bo'lsak, bu tamirlovchi hücreler. Xuddi mashina ustalarda tamirlovchilar bo'lgandaki, santexnikalarni tamirlaydigan ustalar bo'lgandaki, organizmimizning tamirlovchi hücreleri ozak hücrelerdir. Autizm bo'lgan bemorlarda ozak hücreleri bilan davolash qanday amalga oshiriladi? Otizm olan hasta çocuklarda nasıl kullanıyoruz onları? Evet, güzel bir soru. Biraz önce de otizmden bahsetmiştiniz. Otizm bildiğiniz gibi son yıllarda dünyamızda inanılmaz arttı. Hamma kuzatgandek, hamma sezgandir. Dünyada oxirgi yıllarda otizm kasalligi juda ham keng tarqaldi. Batı toplumlarında olduğu gibi Türkiye'de ve bu coğrafyada da çok arttığını biliyorum. Rivojlangan davlatlar qatorida endi rivojlanayotgan davlatlar Turkiyada ham bizning o'lkalarda ham juda ham ko'paydi. Ve bu problem aslında tamamen beyni ilgilendiren bir problem. Aslında bu muammo butunlay bosh miya to'qimasida joylashgan muammodir.
ve problemin birçok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi genetik. Bu muammoga olib keluvchi ko'plab sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi irsiyat. İkinci bir sebep, bilimsel çalışmalar göstermiştir ki bağırsak yani gastrointestinal sistemdeki problemler otizmi tetikleyebiliyor. Tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'lgan ovqat hazm qilish sistemasidagi ba'zi bir muammolar ham sabab bo'lar ekan. Kanda ağır metal birikimi keza otizmi tetikleyebiliyor. Kondagi ağır metallar tarkibi miqdori oshib ketganda ham autizmga olib kelishi mumkin ekan. Nedeni ne olursa olsun bir tane sonuç var. Çocuğunuzda hafiften şiddetliye doğru giden bir takım problemler var. Sababi nima bo'lganda ham oqibatida biz bilamiz bosh miya sababli bo'lgan endi bolamizda farzandimizda og'ir bir asoratlar kuzatiladi. Yani çocuğunuzun beyninde özellikle 1,5-2 yaşlarında başlayan bu süreç sinir hücreleri arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklanıyor. Bu muammolarni yana maydalar biroq tekshirib aytib o'tadigan bo'lsak, bolalarimizda 1,5-2 yoshdan boshlab kuzatiladi bularsa va shu nerv sistemasida joylashgan nerv hujayralarining o'zaro bog'lami buzilgan bo'ladi. Biz son 5-6 yıldır bu tip otistik çocuklarda kök hücre tedavisi uygulamaya başladık. Oxirgi 5-6 yıldan beri autizm bolalariga mana shu o'zak hujayralari bilan davolashni boshladik. Ve gördük ki özellikle küçük yaşlarda yani 2 ila 7 yaş arasındaki çocuklarda çok olumlu etkilerini gözlemledik. Va kuzatuvlarimiz va tajribamiz natijasida shuni ko'rdikki, davolash 2 yaş ve 7 yaş orasida amalga oshirilganda natija juda ham yaxshi chiqadi. Daha büyük yaşlarda ise kök hücre tedavisinin çok fazla etki edemediğini gözlemledik. 7 yaştan kattaroq bo'lgan bolalarda afsus ki foyda uncha ham katta foyda ko'rmadik. Çünkü artık hastalık yerleşmiş oluyor ve bunu geriye çevirmek çok daha zor hale geliyor. Çünkü 7 yaştan keyin bu kasallik ancha gina kuchli holatga yetgan bo'ladi, og'ir holatga yetgan bo'ladi va uni orqaga qaytarish endi imkonsiz bo'ladi. Yani konuşmayan çocukların konuştuklarını, gözle temas kurmayan çocukların gözle temasa başladıklarını, sosyalleştiklerini, birçok otizmle ilgili belirtilerinin azaldığını ya da tamamen yok olduğunu müşahede ettik. Doğru yaşta amalga oshirilgan davoda biz kuzatdik ki gapira olmayotgan bolalar gapirishni boshladi. Ko'z bilan kontakt deymiz. Ko'z bilan kontakt qura olmagan bolalar endi e'tiborli bo'lib qaraydigan bo'lishdi va umuman rivojlanish tarafi yokida butunlay yaxshi bo'lib ketishdi yokida og'irdan yengilroq holatga o'tdi. Dolayısıyla gerçekten otizm çok ciddi ve önemli bir problem haline gelmeye başladı dünyamızda. Va endi dunyoda autizm juda ham jiddiy bir muammoga aylandi. Ben erken yaşlarda olabildiğince 3-4 yaşlarda yapılacak bu kök hücre uygulamalarının bu otistik çocuklarda çok işe yarayacağına çok yürekten inanıyorum. Men aminman ki o'z vaqtida amalga oshirilgan o'zak hujayra davosi autistik bemorlarga juda ham katta foyda keltiradi. Juda yaxshi javobingiz uchun rahmat. Birozdan so'ng savol-javoblarni yana davom ettiramiz, suhbatimizni davom ettiramiz. Demak aziz teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir navbat reklama huquqi asosidagi sahifaga. O'zak hujayralari bilan davolash haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Suhbatdoshimiz Turkiyaning Liv Hospital shifoxonasi professori, genetik immunolog olim janob Erdal Karus. Bizda janob professor, siz o'tkazgan o'sha operatsiyalarning videolari bor. Siz yordamchilaringiz bizga jo'natishgan. Hozir mana shu videoni birgalikda ko'rsak-da, siz esa mana shu videolarni sharhlab bersiz. Olur. Marhamat. Anladım hepsini. Evet, bu serebral palsi hastası sizin memleketten gelmişti. Ağır spastik bir çocuktu. Bu bolajonimiz osha bosh miya falaji degan DCP holati bilan kelgan, O'zbekistondan kelgan bemor bolajonimiz. Solda kök hücre tedavisinden önce, öbür tarafta da kök hücre tedavisinden sonra. Chap qo'ldagi video davodan oldin, o'ng qo'ldagisi esa davolashdan keyingi holat. İşte bu yaşlarda
bize gelen çocuklarda bizler çok mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük faydasını görüyoruz. Şu yaşta müracaat etken balacanlardan juda ham baxtiyor ve xursand bolamız. Çünkü hakikaten yaxşı neticeye erişimiz %100 baladı. Şayet bu çocuk kök hücre tedavisi görmeseydi hayatının geri kalan büyük bir kısmında gerçekten çok spastik ve sürekli fizik tedavi almak zorunda kalan bir geleceği olacaktı. Ama şimdi gördüğünüz gibi son derece rahatlamış ve bağımsız oturabiliyor. Eğer de şu davanı otkızmagende bu bala umru boyu bir LFK'ya, fizik tedaviye ve müstakil ravişte hattı hareket kılıp oturamayacağın halat kekigen bala. Yani hazır bunu kur yapmaz. Hakikaten ama şu balanı davalanıştan aldığın halatı cüde bir açınarlı. Şu kuzgi yaş kiltirerdi. Hazır bana bu davalengenden kengi balanı kursayız umumen dünyaya başka çakara yaptı diye. Dünya bakışı bile bambaşka tedaviden doğru, sonra. Doğru, doğru. Yani size katılıyorum. Doğru. Koşulamansız ya bu türlü. Yani annesinin mutluluğuna bakar mısınız? Ona, gözlerinden yaşlar geliyor. Bahtliliğine bir koruyun. Hoşançlılığı buna. Bu da başka bir serebral palsi hastası. Bu başka bir miye falan. 6 yaşında bir erkek çocuk. 6 yaştaki oğul bale. Yine spastik, displejik, distonik. Yani kaslar gördüğünüz gibi problemli. Çapraz yürüyecek birazdan. Aynı çocuk bambaşka bir çocuk haline dönüşüyor. Bu şekillerdeki mamma sebebiyle X şeklindeki ayağlar payda oladı. Şu da tıbbi halatı da. Ve davadan kengi halatı da bala müstakil ravişte oturup uzu hattı hareket kılıyor. Yani, hatta ki bu şu operasyadan aldığında cereyanını kurgen de ayak umumen küçsüz. Hatta ki şu ayakı, yergi ayağını kurgen de uzu bala uzun kadını tutamıyor. Tedaviden önce ayağını basamıyor, vücudunu evet, tutamıyor. Evet, 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 doğru. Bu operasyadan kengi boynunu cereyan. Boynunu tutamıyor, ellerini kontrol edemiyor. Tremorları var, distonisi var, mental olarak da bir hayli geride ama çok şükür çok çok daha iyi durumda. Yani davalaşta aldım fakat fizik cihattan olmaz, akıl cihattan muammalar kuzatıldı bu bolalarda. Şunun için davalaş, vakti de başlanış şu daya muhum. Tabii ki bu tür çocukların %100 iyi olmaları mümkün değil. Elbette bunda bimar bolalarının %100 umumen normal tuğluyen bağlılardaki buluşu kıyınlansa. Ama bizim amacımız bu çocuklara daha konforlu bir yaşam, gelecek sunabilmek. Lekin bu davalaş yolu bilen biz yakışırak hayatını tahminleyemiz. Yani sıfatlı hayat tarzını tahminleyemiz. Mesela bu kızcağız da kas hastasıydı. Tedavisi olmayan bir hastalık. Mesela bu bimarımızın umumen davası bulmagen keserliğe duçar bulgen. Yani müşekiler keserliğe. Genelde ölümcül bir hastalık bunlar. Adatta ölümge alıp geliyor uç keserlikler. Burada yaptığımız kök hücre tedavisinden sonra geldiği noktayı görüyorsunuz. Yani halatını koruyapsız. Davadan keyin o da müstakil bulması ham olduğundan yakışırı halatı. Alet yardımıyla nefes alabilirken şimdi gördüğünüz gibi yardımla da olsa yürüyebiliyor. Hatta ki nefasta iştirak ettiğin müşekleri ham işleye olmayan halatı bugün ve cihaz bulan nefes alışken mecbur bulan kız bana davalaştığın ki uzun müstakil nefes alıyordu. Bu şu kız. Evet bu kız. Bunun adı non-progressive congenital miyopati. Şu operasyadan aldığında ahvalıydı. Sibop'la yaşarken şimdi bu şekilde hala yaşıyor bu kız. Bu başka bir CP hastası. Bu da hipotonik. Yani kas tonusu hiç yok. Bunun tipi bu keserlik, bu ham uşağıda tipi keserlik. Hipotonik yani uşağıdaki tonusunun pasligi. Sol tarafta oturamıyor. Gördüğünüz gibi böyle jelibon şekeri gibi. O da marmeladki okşap okup getirdi. Halacazki okşap boynunu tutamıyor, bağımsız boynunu oturamıyor. Boynunu tutamıyordu, umman belini tutamıyordu, oturamıyordu. Şimdi bağımsız oturabiliyor, boynunu tutabiliyor. Davadan kiyen, davalanıştan kiyen bemalal oturup uzunu tutup oturup. Kendisiyle yürüp geçiyor mümkün mü? Sonra daha sonra kendisi yürüyebilir değil mi? Tabii ki fizik tedavi burada çok önemli. Elbette bizim dava uzun bu muydu? Biz yani bu çocukların bölge, düzenli olarak fizik tedavi almaları gerekiyor. Leçebne fizikultura dediğimiz daimi ravişte leçebne fizikultura alışadı. Evet. Bu başka bir vaka. Bu omurilik hasarı, spinal kort hasarı. Bu kızımızda omurtka poğanasını zararlanışı amalı görüşken, orka miyenin zararlanışı. Paraplajik dediğimiz, yani yürüyemiyor. Yani yürü olmuyordu, ayağı bu türlü falaj bölgen. Ve biz bunu yaptığımız ekip olarak incelemelerden sonra kök hücre tedavisini uygun bulduk ve kök hücre başladık. Kestoşlarımla birge maslahatlaşıp şu kararga geldik ve davana barışlayanımızdan ki müstakil ravişte. Ve bir mucize oldu. Bu kız tekrar yürümeye başladı. Ve kaytadan yürüyüşünü başladı. Burada önemli olan nokta hastayı iyi seçebilmek. Bu çok önemli.
Bizning davoni omadli tugashini asosiy tamoyili davoga mos keladigan to'g'ri bemorni tanlay bilish, foyda qiladigan. Ya'ni bu ko'cha tedavisi öyle her önüne gelene yapılabilecek bir tedavi değil. O'zak hujayrali davolash hamma bemorga foyda qiladi va hammasiga qidish kerak degan narsa noto'g'ri bo'ladi. Biz ishe yarayacağına emin olduğumuz hastalara yapıyoruz. Her önüne gelene yapmıyoruz. Biz ham bizga murojaat qilgan bemorga bu davoni amalga oshirmaymiz. Afsuski, o'sha bemorga bizning berayotgan davomizdan foyda bo'lsagina amalga oshiramiz. Chunki duyuyoruz ki etrafta, başka ülkelerde, Türkiye'de de insanlara boş umutlar vererek kök hücre tedavisi yaptığını iddia eden bir sürü hastane ya da klinik var. Yani biz, çünkü bizim kulağımızda çok çalıngan dünyadaki başka şifakhanelerde bemorga gereksiz umid bağışla boşlaşadı. Başka bir kızıkıştan gelip çıkıp boşlaşadı. Ve afsus ki netice bir almagendeki ham bemor ham bütün ailesi ağır tasir kursatadı. Bir de gerçekten kök hücre yapmadıkları halde kök hücre yaptıklarını söylüyorlar. Hatta bazı şifakhanelerde hakikaten ozak hücre yetişip çıkarıp ve onu inyeksi kılınmagen bulsa ham yok biz ozak hücre ile davoladık de aytışadı. Hmm. Yani kanı alıp santrifüj edip enjekte etmek o bir kök hücre değil. Yani bemorni tomiridan qon olib, uni sentrifugada aylantirib, qaytadan o'ziga qo'yish bu narsa o'zak hujayralar bilan davolash deyilmaydi. Bir de kemik kiliğinden materyal alıp onu santrifüj edip tekrar enjekte ediyorlar. Buna da kök hücre diyorlar. Bu da kök hücre değil. Suyak iligidan bazıdan olib materyal onu ham sentrifuga qilib qaytadan berishadi. Bu ham o'zak hujayralar bilan davolash emas. Kök hücreler burada gördüğünüz uluslararası standartlarda resmi lisansı olan bir laboratuvarda üretilmiş hücrelerdir. Ozak hücreler o'sha material olingandan keyin maxsus laboratuvarda kupaytirib yetiştirilgen hücrelerdir. Yani alıp materyali, biyolojik materyali santrifüj edip tekrar hastaya verdiğiniz zaman o bir kök hücre değil. Yani materyalini alıp sentrifuga qilib qaytadan bemorga berganingizda u narsa ozak hücreye aylanıp qolmaydı. Donorga bemorga kim donorlik qilishi mumkin? Materyallardan alabilirsiniz ve kim donorluk yapar? Biz ortopedik amaçlı uygulamalar için hastanın kendi göbek yağından alıp üretiyoruz. Onu hastaya enjekte ediyoruz ortopedik problemler için. En keng tarqalgan tarafımız biz ne işletadigan muammoli tarafımız ortopedik bemorlarga bemorun uzunun qornidagi yoq hujayradan alıp işlep çıkaramız. Hmm. Ama biraz önce gördüğünüz bütün ciddi problemlerde biz yeni doğmuş başka bir bebeğin plasentasından elde ettiğimiz hücreleri kullanıyoruz ki bu hücreler herhangi bir zararlı, olumsuz bir etkisi yoktur. Lekin boşka barça ağır şu nerv sistemasiga bağlı bo'lgan kasalliklarda biz oldindan tayyorlangan o'sha ona qornidan tug'ilgandan keyin ajraladigan plasenta to'qimasidan yaratilgan o'zak hujayralarni ishlatamiz ki bu narsalar nol hayot yashagan hujayralar va ular hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Onu beradigan bemorga. Hastaya herhangi bir zararı yoktur. Yani onu kabul qiladigan bemorga hiç qanaqa zarar keltirmaydi. Yan etki ya da ileride şöyle problem böyle problem hiç. Yani hiç qanday bir asorat ham kuzatilmaydi. Oxirgi savolim bu ameliyat bir marta o'tkaziladimi? Kaç defa bu işlem yapılır? Güzel soru. Önce biz hastaya 15 gün içerisinde iki uygulama yapıyoruz. Daha sonra hastayı takip ediyoruz. Bir ay boyunca eğer hastada bizim beklentilerimizi karşılayacak gelişmeler olursa devam ediyoruz. Belki 4, belki 6 doza kadar çıkılabiliyor. Bemorning holatiga bog'liq bo'lib, birinchi 15 kunda biz 2 doza beramiz. Agar shu 15 kun davomida, undan keyin 1 ay davomida kuzatamiz, agar kichkina bo'lsa ham yaxshi tarafga o'zgarish bo'lsa, biz bu doza berishni davom etamiz va 5'ten 6 dozagacha davom etishi mumkin. Lekin hiçbir gelişme olmazsa duruyoruz zaten. Lekin bazı holatlarda hiç qanaqa foyda bo'lmaydi, unaqa holatda to'xtatamiz. Tushunarli. Sizlarga alohida rahmat, chunki bu mavzu, bu javoblar bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga, farzandiga befarq bo'lmagan ota-onalar uchun juda ham kerakli mavzu bo'ldi. Zora ular ham agar sizlarga murojaat qilib, mana shu bolalarda kechayotgan, o'sha xastalikini boshda o'tkazayotgan insonlarni, yaqinlarini shifo topsa, nur ustiga nur bo'ladi. Inshaalloh. Janob professor, sizga alohida rahmat. Sizga kattakon rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda.
Kelasi hafta yana O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi jonli efirga chiqadi. Agar o'zingizni qiynayotgan savollaringiz bo'lsa, qaysi mavzularni yoritishimizni xohlasangiz, bemalol bizni Telegram chatimizga yozib qoldiring. Biz imkon qadar mana shu sizlarni fikringizni inobatga olib, har bir ko'rsatuvni sizga mos qilib tayyorlaymiz. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.